olmadığını biliyorum. O zaman niye böyle perişan bu adam? Dağıtmış kendini yenge. Şimdi uğradım ofisine. Kapatmış kapıyı, açmış rakıyı küpe gündüz. İşi gücü sermiş. Bak bunun sonu kötü, ben söyleyeyim yenge. Telefonda mıydın? Şimdi sen bu telefonu onun ettirdiğini düşünürsün. Hayır, lütfen. Ama değil. Bak iki gözüm önüme aksın ki haberi yok. Yemin etmeyin, size de inanıyorum. Bütün olanlara sebep benim. Şimdi bu adam böyle içip içip dağılır da... Bir de üstüne işini gücünü kaybederse vicdan azabından ölürüm. Bu gidiş gidiş değil yenge. Arif söylemedi deme. Peki. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu benim vazifem. Boynumun borcu bir yerde. Sağ olun. İyi günler. Ne oldu? Kimdi o? Tahsin'in bir arkadaşı. Durumunun iyi olmadığını söylüyor. E'si öyle işte. Annen otele gitmek istediğini söyledi. Kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Hiç duymadım ben bunu, sen de söylemedin. Ama baba... Tamam, bitti. Bir kere öfkeye kapılıp yanlış bir iş yaptın. Emin'in kocanı terk ettin. Sen sakinleşene kadar üstüne varmak istemiyorum. Ama sen de beni daha fazla üzme bu arada. Tahsin kötü müymüş? Öyle diyor arkadaşım. O orada öyle, sen burada böyle. Ne olacak Fikret? Ne kadar sürecek kızım bu? Bilmiyorum. Tahsin'in bir hatası olmadığını bile bile bunu sürdürdüğüne inanmıyorum ben. Ben ikna oldum dedim sana, bana da inanmıyorsun hala. Ben senin incinmeni ister miyim hiç? Ezdirir miyim seni Fikret? Gururunun kırılmasına izin verir miyim? Haksızlığa uğradığını bile bile sana evine dön der miyim kızım? Ben sana dön diyorsam Tahsin'den emin olduğum içindir. Mutlu olmanızı istediğim içindir. Bütün gece konuştuk biz Tahsin'le. Bana nasıl uzun bir yol kat ettiğinizi, birbirinizi nasıl hak ettiğinizi anlattı. Siz kolay kazanmadınız birbirinizi kızım. Kolay kaybetmeyin. Daha başka ne söyleyebilirim ben sana? Ne diyebilirim bilmiyorum. Karar senin. Alo. Bekledim bekledim, baktım aramıyorsun, ben arayayım dedim. Ne haber? Sen ne arsız şeysin ya. Ne yüzsüzsün, ne rezil bir şeysin. Ne istiyorsun hala bizden? Yapıştın kaldın hayatımıza. Defol git artık, düş yakamızdan. Ali Serper'le konuşulmuş, seni referans gösterdiğim öğrenilmiş. Bir uyduruk habere inandın, hemen ona koştun değil mi? Boş hayallere kapılma. Yazıldığı gibi bir durum yok ortada. Korkma hemen, paniğe kapılma öyle. İşini bozacak değilim. Tabii sen benim işimi bozmadığın sürece. Ne diyorsun sen be? Benim kimseyle bir işim yok. Ay yazık, çok gerginsin sen bugün. Her ışık gördüğün yere sızmaya kalkıyorsun. Her durumdan kendine bir şey çıkarmaya çalışıyorsun. Gittikçe daha da alçalıyorsun. Sana bu sözlerin cevabını vermeyeceğim. Ne de olsa karşılıklı menfaatlerimiz var. İyi geçinmemiz lazım. Hangi menfaatten söz ediyorsun? Delirdin iyice. Şöyle açıklayayım. Leyla'nın Nazmi ile yaşadıkları senin de başına gelsin istemiyorsan... ...Ali Sarper'in işini almama yardım edersin.
Yok eğer bana engel olmaya kalkarsan? Ali Bey bütün hikayemizi, daha doğrusu sizin hikayenizi öğrenir.